Hepinize selamlar ben Hasan Hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir, keyifler yerindedir. Biliyorsunuz ki 8'den 9'a kampı gelsin hocam. artı şu 8'den 9'u hazırlığımız olsun dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar sizlere Ağustos ayı okul açılana kadar işte elimden geldiğince bu videoları arttırmaya çalışacağım. Merak etmeyin. Matematik kısmını ilerleyebildiğimiz kadar, vaktimiz oldukça ilerleyeceğiz ve bununla ilgili ben size videolar çekmeye devam edeceğim tabii ki. Çünkü biz sizleri seviyoruz. Dize gelse bitti, her şey bitti mi? Hayır tabii ki. Biz sizi uzadık taşıyacağız onda da beraber olacağız 11'de de 12'de de beraber olacağız ve biz sizi bu şekilde ilerleteceğiz bir yerlere kadar gelmemiz gerekiyor çünkü bizim evet bir bağımız oluştu arkadaşlar ben sizi gerçekten Canı Göl'den seviyorum ve bu kısımda Elimden geldiğinin fazlasıyla sizlere destek olacağım ve Ağustos ayı çalışma planını da hazırlıyorum. Bugün içerisinde inşallah onda yayınlayacağım ve e, baktığımızda size ne faydalı olabilir. Hatta Ağustos ayı kitap okuma çizelgesi oluşturayım. Kendini takip etmek için onu da yapacağım. Ya yani bu kısımda elimizden geldiğince sizlere destek olacağız. Evet sizlere matematik kısmında diğer durumlarda da yardımcı olacağım arkadaşlar. O yüzden sizler de ilk defa geliyorsanız ve ilk defa görüyorsanız bu kanalı abone olmayı unutmayın efendim. Like atarak da bizleri sevindirebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Bakalım matematik ne kadar önemli. Arkadaşlar altını çiziyorum. Bak kırmızı kalemle altını çiziyorum. Matematik acayip şekilde değerli acayip şekilde önemli. Neden dersen hocam bu matematik bizim gerçek hayatta ne işimize yarar diyenler oluyor ya. Bak mesela ben matematik öğrendim ve özel ders veriyorum ve videolar çekiyorum para kazanıyorum bak. Bak mantıklı ol bak mantıklı ol. O yüzden matematiği mutlaka öğren. İngilizceyi mutlaka öğren ve bu iki kısmı öğrenirsen bu iki kısımda kendini geliştirirsen zaten hiçbir şekilde aç kalmazsın tamam mı? Yani aç kalmasın. Yersiniz bir şeyler. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar bakın lise matematiği çok değerlidir. YKS kısmını düşünenler için söylüyorum. YKS'de okul puanı önemli olacağı için her sınıf çok değerlidir. Okul puanlarınızı yükseltin abi. Okul puanlarınızı yükseltebildiğiniz kadar yükseltin. Matematik ve edebiyat yani Türkçe kısmı çok çok değerli olacaktır. Bu ikisi kısmında yaz kampı oluşturabilirsiniz. Matematiği ben elinden geldiğince yapacağım. Hazırlıklı sokacağım sizlere. E, 9. sınıf hazırlıklı olacaksınız. Girdiğinizde pat, pat 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 cevapları yapıştırıp geçeceksiniz. Diyeceksiniz ki ulan ya Allah razı olsun hoca yazın bir kamp oluşturdu ulan ne güzel öğrendik falan diyeceksiniz. Ve bu kısımda üniteler bittikçe, konular bittikçe ben size ödevlendirmelerde ödevlendirmelerde konuşacağım. Ödevlendirmelerde vereceğim. Rahat olun o işte bende sıkıntı yok. Evet hazırsanız ben de hazırım. O zaman ben ekipmanlarımı takıyorum. Şöyle bir eldivenim leş gibi olmuş. Arada yıkamam ne Biraz pisim yani. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar öyle oluyor ya. Yani e, maalesef. Bir de kalemimi aldım. Mis çizmeler, karalamalar başlıyor efendim. Evet. Haydi bakalım. Hazırsanız ben sorularımı değil de pdf'imi açıyorum. Bakın burada pdf'i sizler de açabilir. Kamera gel bakayım göster beni. Heh, tamam kameraya şöyle poz vermemiz lazım. Heh, tamam ben kendimi kameraya ayarladım. Süper. Arkadaşlar bunu pdf olarak size attım. Çıkartıp indirebilirsiniz aşağıdan. Aşağıdan indirip sonra çıkartın. Yani ilk önce çıkartamazsınız. İndirdikten sonra çıkartmanız daha mantıklı olacaktır. O yüzden çıkartın ve Benle beraber takip edebilirsiniz. Bunu böyle dolduracağız. Tamam bu bizim pdf'imiz olacak da olacak da olacak da e Sen de e, okul zamanına başladığında bunlarla ilgili notlar alarak notlara tekrardan bakarak ne yapacaksın? Bir tekrar etmiş olacaksın. Bu kadar beyin mi de ve Einstein beyni Haydi bakalım başlayalım mı? Haydi başlayalım. Şimdi öncelikle matematikte ilk konumuz mantıktır arkadaşlar tamam mı? Mantık. Mantıksız olan bir konu ama mantık. Yani eee... <laughs> mantık gibi görünüyor ama göreceksiniz merak etmeyin. Kolay bir konu aslında azıcık karıştırmalar var. Onları sizler zaten halledeceksiniz. Çünkü biz burada varız. Rahat olun, rahat olun. Şimdi ilk önce önermeler ve birleşik önermelere bakacağız. Bu videoda 1.5-2 sayfamız var. 1.5-2 sayfamızı bitirdikten sonra diğer kısımlara geçeceğiz. Diğer dersler. Bu birinci dersimiz. Peki diyoruz ki Doğru ya da yanlış kesin hüküm. Bak ne diyor? Kesin bir hüküm bildirmesi gerekiyor. Kesin hüküm. Kesin hüküm. konuşacağım. Bak ne demek? Şunu diyorsun. Diyor. Şunu diyor. Diyor ki ya kesin bir şey olması gerekiyor. Kesin. Tamam mı? E bildiren ifadeleri biz ne diyeceğiz? Evet. Tabii ki hemen şöyle önerme diyeceğiz. Önerme. He. Önermeler böyleymiş demek ki. Ben biraz bunu büyüteyim mi? Bence büyüteyim şöyle. Kocaman kocaman yapayım. Biraz daha büyüteyim. Heh. Bak burayı konuşalım şimdi. Şimdi öncelikle arkadaşlar ifade doğru bir hüküm bildiriyorsa yani ifade doğru bir önerme ise ben ne diyeceğim? Doğru önerme diyeceğim. Doğru önerme. Evet yanlış bir hüküm bildiriyorsa yanlışsa bu o zaman ben buna ne diyeceğim? Yanlış önerme diyeceğim. Zaten bakın burada bir notum var. Notum çok önemli bir notum var. Tamam mı? Bu not önemli. Diyoruz ki ifadenin doğru ya da yanlış olması önerme olmasına engel değildir. Yani bir ifade yanlış olabilir. Bak dikkatli ol yanlış olabilir. Adam sana yanlış bir ifade verebilir ama kesin bir hüküm varsa o yanlışlıkta bile ona biz yine önerme diyeceğiz. Anlaşıyor muyuz? Bence anlaşıyoruz. Peki önermeler genellikle şu harflerle gösterilir arkadaşlarım canlarım ciğerlerim P'yi kullanabiliriz, Q'yu kullanabiliriz, R'yi kullanabiliriz, S'yi kullanabiliriz, T'yi kullanabiliriz. Bu şekilde P'yi de küçük yapayım. Anlaştık mı? Böyle küçük harflerle genelde kullanırız. Mesela deriz ki P 2 nokta üst üste işte buraya bilgiler veririz. P'nin değerini buradan bulabiliriz. Tamam anlaştık mı? Bence anlaştık. Peki aşağı kaydım ve örneğimiz var. Evet, örnekler önemli önemli. Örnek. Aşağıda verilen ifadelerin önemli olup olmadığını inceleyiniz. İnceleyelim hemen. Bak A'yı inceliyoruz. Beraber inceliyoruz tamam mı? Haydi açın. Zihinlerinizi şöyle bir açın arkadaşlar. Diyoruz ki Ankara Türkiye'nin başkentidir. Evet mi? Hayır mı? Evet Ankara Türkiye'nin başkentidir. Şimdi bak burası bir önermedir. Kesin bir hüküm vardır değil mi? Hatta ben buna doğru dediğim için doğru önerme de diyebilirim değil mi? Doğru önerme. Yes. Bakıyorum bu benim için önemli. Üçgen dört kenar olan bir çokgendir. Üçgen çiziyorum. Bak dikkat. Bu bir üçgen. Manyak bir üçgen oldu değil mi? Harika bir üçgen çiziyorum. Ne kadar yetenekliyim yahu. Bak diyor ki üçgen dört kenar olan bir çokgendir diyor. Hayır dört tane kenarı yok ki bunun üç tane kenarı var. Ama kesin bir hüküm var. Diyor ki üçgen budur diyor abi diyor. Yanlış olabilir kendince. Ama bir önermede bulunuyor. Tamam mı? Şimdi biz buna da önerme diyoruz ama biz buna ne diyeceğiz? Yanlış önermedir diyeceğiz. Tamam mı? Tamam. Buna da yanlış önerme diyeceğiz. Fakat buraya baktığımda bugün hava çok sıcak diyor. Bak bugün hava çok sıcak. Evet gerçekten de baktığımızda İzmir yani yür. Yani yür abi. Niye? 30'ları 40'ları hatta biraz daha sorlasak 50'leri görüp böyle e, buharlaşıp gideceğiz galiba. Ama gerçekten de çok sıcak. Ama şöyle. Belki birileri. Gel gel. Evet gel kulağına söyleyeceğim. Bak belki birileri. Sıcaktan hoşlanıyordur abi. Sıcağı seviyordur. Tamam mı? Böyle yorum yapmamız gerekiyor. Bu adam belki sıcak manyadır. Ya ben sıcağı çok seviyorum diyordur. E, belki sıcaktan e, şey yapmıyordur. Yani sıkıntı çekmiyor. O yüzden o adam için sıcak olabilir. Diğer adam için sıcak olmayabilir. Yani bu göreceli olabilir. Yani burada bir kesin bir şey yoktur. Mesela diyorum ki günaydın diyorum. Günaydın. Burada bir önerme var mı kardeşim? Bugün nasılsın diye soruyorum. Burada bir önerme var mı? Belki bir gün belki iyidir. Belki kötüdür. Bilmiyoruz. Şimdi baktığımızda bu tür kısımlarda dikkat etmemiz gereken nedir? Bugün hava sıcak demiş. Çok sıcak. Evet kesin bir şey olmadığı için ne diyoruz? Önerme değildir diyoruz. Buna önerme değildir diyoruz. Tamam mı? Tamam. Peki aşağı geldik. Diyoruz ki bir önermenin doğru ya da yanlış olmasına bu önermenin ne denir? Doğruluk değeri denir. Tamam mı? Doğruluk değeri. Doğruluk D, Y, R denir. Peki önerme doğru ise D diyebiliriz ya da 1 diyebiliriz. Tamam mı? Bak doğru ise D zaten adı üstünde. Kısaltılmacı yahu hadi sıkıntı yok. Denizle diyeceğiz. Tamam D diyeceğiz. Ama velakin biri de kullanabiliriz. Biz zaten genelde ne kullanacağız? Biri kullanacağız doğruysa. Evet yanlış ise yanlış ise y'yi yapıştır yahu ya da 0'ı kullanacağız. Ne yapıyoruz? O zaman biz genelde 1 ve 0'ı kullanacağız. D ve Y bizim için çok da önemli olmayacaktır. Tamam mı? 1 dediğimde doğru gelecek aklına bak. 1, 1, 1, 1, 1. Evet parmakları birleştiriyoruz arkadaşlar. Hadi parmaklarımızı birleştiriyoruz. Elektrik alalım. Peki buna 1 diyoruz. Diğerine 0 diyoruz. Anlaştık mı? Hadi bakalım sorumuza bakalım. Diyor ki Aşağıda verilen önermelerin doğru olup olmadığını inceleyeceğiz. İnceleyelim yahu. İnceleyelim sıkıntı yoktur. Bak diyor ki P önermesine bakalım. Bak P önermesini bir söylemiş. Adam P'yi söylemiş. Hemen diyorum ki P neye denk olması gerekiyor? Bir hafta yedi gündür. Evet bir hafta yedi gündür. Evet yetmiyor gerçi bir hafta böyle on gün olsa falan böyle. Var ya çok tatlı olacak. Yedi gün çok çabuk geçiyor yahu. Bakıyorum bugün günlerden pazart Salı ha bugün. Oha. Salı olmuş bugün günlerden. Eee? E çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar geliyor. Çok hızlı geçiyor. Çok. Bugün ne günlerden ya? Bugün salı değil mi? İyice günlere şaşırdık valla. Allah sonumuzu el Kafa gitti. Kırıldı. Kırdık kafayı. Evet bir hafta yedi gündür. Bu doğru bir önermedir. O zaman ben P'nin de yerine ne diyeceğim? P diyeceğim ki birdir o zaman bir bir. Çünkü doğru bu. Ama velakin Q'ya baktığımızda 8 artı 5 11'den küçük müdür? Arkadaşlar yapmayın kurban olayım. Neresi küçük ya? 8 ile 5'i toplayın be. 8 ile 5'i topladığımda 13 yapar. Diyor ki burada 13 küçüktür 11'den. Hayır be böyle bir şey yok. Büyük olması gerekiyor. O yüzden ben Q'nun değerine ki bak burada denktir demek tamam mı? Denk. Buna biz denk diyoruz. Bu işaret 3 tane çizgiyi alt alta olursa denktir diyeceğiz. Peki. Peki. Diyoruz ki Q o zaman ne? Yanlış bir önerme. O zaman ben sıfırı yapıştırıp geçerim. Diyor ki İzmir Marmara bölgesindedir. İzmir Marmara bölgesindedir. Hadi canım yapma. Marmara bölgesinde değil. Nerede? Ege bölgesinde. Tabii ki bu tür şeylerde biz ne yapmamız gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Buradaki Marmara bölgesinin nerede olduğunu, Ege'nin nerede olduğunu, Karadeniz'in nerede olduğunu da bilmek gerekiyor tabii ki. Yani burada biraz daha genel kültür de lazım arkadaşlar. Evet genel kültürü olmayan arkadaşlarımı sesleniyorum. Lütfen kitabı okuyun. Lütfen öğrenin. Evet buradan da hemen S önermesine S önermesine de diyorum ki bu da bir yanlış önerme olduğu için sıfır diyorum. Anlaştık mı? Eğer doğru ise 1 diyeceğiz. Yanlış ise yani şişe 0 sıfır diyeceğiz. Bence anlaştık. Peki yan tarafa geçtim ve 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 ve, ve A, doğruluk tablosuna geçtik. Diyoruz ki dolduruyoruz. Boşlukları doldurun. Safları doldurun arkadaşlar. Saflar boş kalmasın. Önermelerin doğruluk değerlerinin gösterildiği tabloya doğruluk tablosu denir. Doğruluk tablosu. Bak nasıl görüyor musunuz? Ya nasıl uyumluyum? Bak yeşil renge yeşil yazıyorum. Siyah renge siyah yazıyorum. Kırmızı. Allah. Çok iyiyim ya. Tövbe estağfurullah. Bakın doğruluk tablosu demek şudur. Mesela bir tane P önermesini ben deniyorum. Tam P önermesini inceliyorum. P önermesinin ne olayı vardır? Olayı nedir mesela? P <laughs> hocam bir olayı yoktur falan. Olayı vardır. Aslında P önermesi ya doğrudur ya yanlıştır. Doğru mu? Yani iki tane durumu vardır. P önermesi ya doğrudur ya yanlıştır. İki tane durum var. Doğru mu? Doğru. Ama burada iki tane önerme var. Diyorum ki P1 yani P doğruysa Q doğru olabilir. Değil mi? Öyle bir yani olasılık da düşünüyoruz. Eğer P doğruysa Q yanlış olabilir. Eğer P yanlış ise Q doğru olabilir. Eğer P yanlış ise Q da yanlış olabilir. Anlaşıyor muyuz arkadaşlar? Bakın biri doğruyken biri de doğru olabiliyor. Biri doğruyken biri yanlış olabiliyor. Biri yanlışken biri doğru olabiliyor. Biri yanlışken biri de yanlış olabiliyor. Durum ne? Tam dört tane durum var. Dört tane durum var. Anlaşıyor muyuz? Anlaşıyoruz. Peki buraya zaten doldurabilirsiniz. Dersiniz ki işte P doğru ise P doğru ise Q doğru olabilir. Doğru olabilir. Peki P doğru ise Q yanlış. Peki P yanlış ise P'yi yanlış dediğimizde P yanlış biraz biraz kötü yazıyorum ama abi alışacağınız. O zaman Q ne olacak? Burada baktığımızda P yanlış Q doğru olabilir. E, peki bakıyorum P yanlış ise Q da yanlış olabilir diyeceğim. Bu şekilde doldurabileceğiz. Tamam mı? Açıklaması bu. Doğruluk tablosu kısmı bu. Tamam mı? Ben sana bununla ilgili kural öğretmem gerekiyor. Kural, bir kuralımız var. Kısa yol kuralımız. Normalde adam sana dese ki 3 tane önermenin doğruluk tablosunu yaz dese veya kaç tane doğruluk durumu vardır dese, işin içinden zor çıkarsın. Yine tabloyu oluştursun ama zaman alır. Mesela bakın, burada bir tane bir tane öner, bir tane eee Önermenin bir tane önermenin e, kaç tane doğruluk tablosu var? Bir iki tane var. İki tane önermenin bir iki üç dört tane var. Burada bir kural yapmış adam demiş ki, yahu ben bir kural oluşturayım yahu demiş. Demiş ki ben eni şey olarak alayım. E, bakın burada hemen kuralımız var. Eni önerme sayısı olarak alayım demiş. En tane önermenin karşılıklı doğruluk değerleri için 2 üzeri en farklı durum vardır diyoruz. He, mesela en benim için önerme ya. Bak burada bir tane önermemiz var. O zaman 2 üzeri 1'den ben iki tane önerme yakaladım. iki tane doğruluk tablosu yakaladım mı? Yakaladım. Yakalarım ben. Benden kaçan olmaz. Rahat olun. Mesela burada iki tane önerme var. O zaman ben diyorum ki 2 üzeri 2'den de 4 tane Doğruluk tablosu verdir diyorum. Anlaşıyor muyuz? Yani sana adam doğruluk tablosu da derse kaç tane kaç farklı doğruluk tablosu oluşturulabilir derse o zaman sen ne diyeceksin? Doğruluk değerlerini bulabilmek için 2 üzeri n. Şuradaki kuralı adın soyadın gibi bilmen gerekiyor. Tamam mı? 2 üzeri n. Bak dikkat. Altını çiziyorum altını 2 üzeri n aklında tut. Bak örneğimiz var bir tane. Diyoruz ki iki farklı önermenin birbirine göre kaç farklı doğruluk durumu olduğunu bulunuz demiş. Hmm, anladım. Bak adam diyor ki 5 farklı önerme diyor. Sen ne yapacaksın? Tablo mu oluşturacaksın? Sabaha kadar tablo ile mi oluşturacaksın? Hayır. Uğraşma. Ne di? Kur'an ne di? 2 üzeri endi. Buradaki en neydi? Tabii ki buradaki en önerme sayısıydı. Önerme sayısı. E kaç tane var diyor. 5 farklı önerme diyor. O zaman 2 üzeri 5'i yapıştır. Üslü ifadelerden hatırlıyorsunuz. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'dir. 2 kere 2'den kaç geldi? 4 geldi. 4 ile, 4 ile 2'yi çarptım. 8. 8 kere 2 16. 16 çarpı 2'den de 32. Yani o zaman dedim ki 5 farklı önermenin birbirine göre kaç farklı doğruluk önerme, kaç farklı doğruluk durumu varmış? 32 tane. Ee, ne yapacaksın? Tablo mu oluşturacaksın? Çakal. Yapamazsın. Yapamazsın. Ee, olmaz. Peki bir tane tanımımız var. Diyoruz ki doğruluk değerleri aynı olan önermelere denk önermeler diyoruz. Denk. Denk önerme. Doğruluk değerleri aynı olacak. Tamam mı? Aynı aynı aynı. Aynı aynı. aynı. <laughs> tamam, neyse. P ve Q önermeleri denk ise bakın işareti görüyorsunuz değil mi? Bak 1, 2, 3, 3 tane çizgi alt alta yazıyorsun. 1, 2, 3 tane çizgi alt alta yazıyorsun. Alay bitiyor. Biçiminde P önermesi Q önermesine denk değil ise ha, bak aynı şekilde bak aynı şekilde hop 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 yapıyorsun. Hop bir tane de çizgi yukarıdan çiziyorsun. Kesiyorsun yani bunları tamam mı? O zaman ne oluyor? P Q'ya denk değildir diyoruz. Bakın iki tane alt alta çizgi, üç tane pardon, üç tane alt alta çizgi verirse biz buna denktir diyoruz. Eğer bunlar birbirlerine denk değilse üç tane çizgiyi çekiyoruz ve üzerine karalıyoruz. Bu kadar kolaydır. Örneğimize bakalım. Demişiz ki T'mize bakalım. 7 asal bir sayıdır. Evet, evet, evet. 7 bir asal sayıdır. Bak biraz sesimi al alçalttım çünkü Hocam kulağımız patladı ya diyenler var. Biliyorum. Kulaklıkla dinleyenlere. Selamünaleyküm. Bak 7 asal bir sayı mıdır? Evet. Asal sayıları hemen hatırlıyorum. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 bu şekilde gider. Değil mi? Bu şekilde gidiyor. 7 bunlardan biridir. Asal sayıların özelliği şuydu. Sadece 1 ve kendisine bölünebilen sayılar asal sayılardı. O zaman P'nin değeri neye denkmiş arkadaşlar? 1'e denkmiş. Yani doğruyu yakaladım mı? Yakaladım. Peki bir de Q'ya bakalım. Q diyor ki su sıvı bir maddedir. Önermelerinin denk olup olmadığını inceleyeceğiz. Su sıvı bir madde midir? <laughs> Yok katıdır Allah kahretmesin. Evet bu da doğrudur. O zaman Q'nun değeri de nedir? 1'dir. O zaman ben diyorum ki ikisi de bana doğruyu verdiği için hemen şunu diyorum. P denktir Q'ya. Bu kadar basit. P Q'ya denktir diyorum. Peki gelelim diğer sorumuza. Adam demiş ki burada. Eksi 3'ün karesi eksi 9'dur. Yok canım. Yok daha neler. Biz yer miyiz yahu? O kadar LGS'den çıktı. Yer miyiz bunu? Yemeyiz. Neden? Çünkü ben biliyorum ki burada paranteze aldığımda burası üstlü ifadeler kısmındaki negatif sayıların kuvveti alırken üstümüz çift ise her zaman pozitif olacak demiştik. O zaman burası artı olması gerekiyor. Yani P benim için ne olacak? Yanlış olacak. Bu nasıl yanlış? Bu nasıl çizgi? P denktir sıfıra dedim. Peki bir de Q'ya bakalım. 2 üzeri 2, eksi 2 üzeri 3, eksi 1 demiş. Yuh daha neler. Belki de doğrudur. Dur. Hemen acele etmeyeyim. 2 üzeri 2'nin 4 olduğunu biliyorum. 2 üzeri 3'ün 8 olduğunu biliyorum. 4'ten 8'i çıkardığımda eksi 4 oluyor. Ama bana eksi 1 demiş. O zaman Q'nun da yeri de 0. O zaman ben diyorum ki P denktir Q'ya. Burada bir yanlışlık var mı diye düşünüyorum. Hayır yoktur değil mi yoktur. Eğer P mesela bu doğru olsaydı. Mesela buna eksi 4 demiş olsaydık. Ne olurdu? Q'muzun değeri 1 olurdu. Bu doğru olurdu. O zaman ben derdim ki P Q'ya denk değildir kardeş derdim. Okey. Peki aşağı iniyorum, aşağı iniyorum, aşağı iniyorum ve bir tane daha tanımla karşılaşıyoruz. Şimdi bir önermenin hükmünün değiştirilmesiyle elde edilen yeni önermeye önermenin değili. Yani olumsuz diyeceğiz tamam mı? Değili. Değili yani olumsuzu. Benim yazım çok çirkin ya. Bana bir arkadaşlar bana özel ders verir misiniz? Güzel yazma özel ders verir misiniz? Evet P önermesinin değili P üzeri 1 veya şu şekilde kullanılır ama biz genelde bunu kullanacağız. P'nin üstüne bir çizik çekeceğiz ve diyeceğiz ki P'nin değilidir diyeceğiz. Kurallardan bir tane daha var. Bir önermenin değilinin değili önermenin kendisine denktir. Yani ben değilinin değilini aldığımda hemen önermenin kendisi aklıma gelecek. Dikkat, dikkat. Tamam mı? Değilinin değilini aldığımda. Mesela P'nin değili. Örnek veriyorum bak bir tane örnek vereyim. P mesela 1 olsun tamam mı? P 1 olsun. Doğru olsun. Ben bunun değilini alırsam ne olur? Olumsuz olacak. O yani doğruysa yanlış olacak değil mi? O zaman ben diyeceğim ki P'nin değili o zaman sıfırdır. Olumsuzu yani değildir diyeceğim. E arkadaşlar ben bunun da değilini alsam ne olur? E yine 1'e denk gelecek. Yine doğruya denk gelecek değil mi? Çünkü bak mesela bunun değilini alsam bu zaten sıfırda, Sıfırın değilini aldığımda 1 diyeceğiz. Bunları ben size öğreteceğim. Rahatta kalın. Rahatta kalıyor musunuz? Rahattasınız değil mi? Heh. Bak aşağıdaki tabloda bulunan boşlukları uygun ifadelere dolduracağız. Adam demiş ki adamcağız yakışıklı ve karizmatik Hasan hocanız demiş ki P demiş 1'e 0 demiş. He P1 olursa, P 1 olursa P'nin deli ne olur? 1 doğru bak düşün düşün doğruysa yanlışı olumsuzunu düşünün olumsuzunu olumsuzunu oynamayı oynayasım geldi. Olumsuzunu düşün. Bak olumsuzunu düşündüğümde hemen aklıma sıfır gelecek. He bu sıfır o zaman. E bakıyorum değilinin değili. He zaten bu sıfırsa hop bu da bir olacak bu nasıl bir lan? Yamulmuş. Çarpılmış bir bir gördüm. Tamam. Bir. Tamam mı? Olumsuzu, olumsuzunun olumsuzu da kendisine eşittir. Bakıyorum sıfırsa o zaman P'nin değili. Yani olumsuzu nedir? Eğer yanlış olan bir ifadenin olumsuzu doğrudur. Doğruyu yapıştırdım. Bu da zaten değilin değili bana sıfır verecektir. Peki örnek. Aşağıda verilen önermelerin değilini bulunuz. Bulalım. Bak P vermiş, Q vermiş, R vermiş. P demiş ki İstanbul Türkiye'nin en kalabalık şehridir. Bak değilini bulacağız. ile? Değili. O zaman diyeceğiz ki aynı şekilde yazacağız. İsta İstanbul Türkiye'nin en kalabalık şehri değildir. Bu kadar. Yani şehridir demişiz ya. Şurayı siliyorsun sadece. Şehri değildir yazıyorsun. Niye olumsuzu koyuyorsun? Bir hafta altı gün değildir. O zaman yazıyorsun diyorsun ki bir hafta altı gün dür diyorsun. Yes, anlaştık mı? Olumsuzu bak. Mesela burada biraz farklılık gösteriyor. Çünkü 2 sayısı ondan küçüktür. Bak diyorum ki 2 sayısı küçüktür ondan diyorum. Tamam mı? Ama bunun değiline baktığımızda başka aslında şöyle düşünün. Burada 3 durum vardır. Ya küçüktür ya büyüktür ya da eşittir. Tamam mı? 3 durum vardır. Eğer bunlardan bir tanesini kullanmışsa 2 küçüktür 10 diyorsam değili şöyledir. 2 büyük eşittir 10 demem gerekiyor. Hem büyük olabilir hem eşit olabilir. Tamam mı? Burayı unutmayın bak. 2 sayısı 10'dan küçüktür diyorum. O zaman ben değilini şöyle yazıyorum. 2 sayısı 10'a eşit veya ondan büyüktür. Okey. Bu bana değeri verecektir. Başka sorumuz var mı? Evet. Başka sorumuz yok. Arkadaşlar ben size ikinci dersten sonra ödevlendirme vereceğim. Biraz başlangıcı böyle çok uzun tutmak istemiyorum. Çünkü sıkılın istemiyorum. Yani mantık kısmının ilk başlangıç kısmı bu şekildedir. Ben dediğim gibi size bu pdf'i atacağım. Sizler de buradan kontrol edebilirsiniz. ilerleyebilirsiniz. Ee, i̇nşallah faydalı olmuştur. İnşallah e, bir şeyler sizlere katabiliyorduruz. Eğer tabii ki sizlere faydalı oluyorsak bir tane like'ınızı alabiliriz efendim. Evet sizleri gerçekten çok seviyorum. Canı Gönül'den çok 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 seviyorum. Ee, hatta bunu söylerken bak kastı makine görüyorsunuz değil mi? O kadar elektrikli bir şekilde, o kadar gönülden bir şekilde söylüyorum ki makine bile hissediyor. Ulan makine de ulan beni de mi seviyor acaba diye böyle heyecanlandı tabii ki. Evet sizleri çok seviyorum. Kalbim sizlerle. Evet kalpler biz bir olsun. Kalplerimiz bir olsun. Oba unutmayalım. Oba kaybetmeyelim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Güle güle.